Merhaba. Hafta içindeki yayınlarımızdan birinde Profesör Ahmet Akgündüz'ün Diyanet ve Risale-i Nur'la ilgili ifadelerini yorumlamaya çalışmıştık. Peşinden de TRT'nin bir dizisindeki cemaatlere yönelik aşağılayıcı mesajları konu etmiştik. Bunun üzerinde bazı yorumlar yapılmış. O yorumlardan birisi şöyle: cemaatlerin de yanlışları var ve cemaatlerin hükümet tarafından olmasa bile devlet tarafından denetlenmesi gerekir. Böyle bir yorum var. Buradan başlayalım. Devlet cemaatleri denetleyebilir mi? Şimdi bu noktada hükümet-devlet ayrımını yapmış olması yani belki dikkate alınır bir noktayı nazar. Ama bugün Türkiye'nin yönetildiği sistem parti devleti olarak niteleniyor. Dolayısıyla hükümet-parti-devlet ayrımı da artık anlamını kaybetmiş durumda. 30'lu yıllardaki parti devleti sistemine adeta farklı bir şekilde dönülmüş durumda tek adam rejimiyle birlikte. Onun için böyle bir ayrımdan bahsetmenin böyle bir tabloda çok fazla bir anlamı yok. İkinci olarak Diyanet'in ilk kuruluş maksadı aslında devlete bağımlı, devlet kontrolünde bir din. Böyle bir proje Diyanet. Dolayısıyla devlet kontrolünde bir din ve dini hayat, dindarlık. Bunun da kabul edilebilmesi mümkün değil. Yani işte, hükümet denetlemesin ama hükümet siyasi bir organ netice itibariyle, o yorum sahibinin yaklaşımı. Ama devlet denetlesin derken gene aynı yere varıyoruz. Devlet kontrolünde bir din anlayışının ve projesinin kabul edilebilmesi mümkün değil. Bununla ilgili olarak Üstad Bediüzzaman'a da o yıllarda şöyle bir ifade kullanıyorlar. Diyorlar ki bize ahkam-ı diniyeyi, dinin hükümlerini, ahkamını, vakayık-ı İslamiye'yi, İslam'ın hakikatlerini talim edecek, öğretecek resmi bir dairemiz var. Sen ne selahiyetle neşriyat diniye yapıyorsun? Hangi yetkiyle dini yayın yapıyorsun? Risaleleri yazarken ve neşrederken işte elle yazılarak çoğaltılıyor o zaman. Böyle bir itirazda bulunuyorlar üstada. Üstadın vermiş olduğu cevap şöyle: hak ve hakikat inhisar altına alınmaz. Tekel altına alınmaz. İman ve Kur'an nasıl inhisar altına alınabilir? İman ve Kur'an hakikatleri ve iman ve Kur'an hizmetleri kimsenin tekelini anlamaz, devletin tekelini de anlamaz. İşte biz resmi bir daire kurduk bu işler için. Sadece o yapar, başkası yapamaz gibi bir yaklaşım manevi hizmetlerde asla kabul edilemez. Üstad devam ediyor, siz dünyanızın usulünü, kanununu inhisar altına alabilirsiniz. Dünyevi meseleleri. Ki demokraside bu da aslında kabul edilebilecek bir şey değil ama diyelim ki öyle yaptınız. Ama bu dünya işleri için geçerli olabilir. Fakat hakaiki imaniye ve esasat Kur'aniye, iman hakikatleri ve Kur'an'ın esasları resmi bir şekilde ve ücret mukabilinde dünya muamelatı suretine sokulmaz. Din hizmeti ücret karşılığı yapılan ve dünyevi memuriyet tarzında bir hizmet olarak görülemez. Belki bilakis bir mevhibe ilahiye olan o esrar, Allah'ın bir ikramı, bir ihsanı olan o sırlar, halis bir niyetle sırf Allah rızası için ve dünyadan ve huzuzat-ı nefsaniyeden tecerrüt etmek vesilesiyle, dünyevi ve nefsani hazlardan, dünyevi işlerden, iştigallerden kendini tamamen soyutlayarak o feyizler gelebilir. Şimdi
Zaten Diyanet işleri dediğiniz zaman adında bile, o kullanılan kelimede bile o din hizmetlerinin dünyevileşmesi gibi bir manayı hemen görmek mümkün. İç işleri, dış işleri, su işleri der gibi Diyanet işleri diyorsunuz. Halbuki Diyanet, din hizmetleri, iman hizmetleri, Kur'an hizmetleri dünyevi işler gibi görülemez. O tarzda kabul edilemez, o tarzda anlaşılamaz, o tarzda bir muameleye tabi tutulamaz. Onun için işin bu cihetini de bu şekilde ifade ettikten sonra bir başka boyutuna daha gelelim. Gene mevcut sistemde özellikle devletin tamamen demokratik denetim mekanizmalarının dışında işlediği bir sistem. Parti devleti dedik ve devletin de siyasallaştığı bir sistem diyoruz. Ve getirilen sistemle beraber iktidar gücünü elinde bulunduranların denetim mekanizmaları neredeyse işlemez hale getirilmiş. O kadar daraltılmış, o kadar tırpanlanmış ki şimdi normal ileri demokrasilerde evrensel demokrasi kriterlerinin geçerli olduğu sistemlerde denge denetleme mekanizması dediğimiz mekanizma hakimdir. Ve özellikle iktidar gücünü elinde bulunduranlar üzerinde hem yasama denetimi vardır, meclis denetimi vardır güçlü bir şekilde, hem yargı denetimi vardır, ilaveten kamuoyu denetimi vardır. Meclis işte o kurallarıyla, kurumlarıyla yürütme organını çok sıkı denetim altında tutar. Aynı şekilde yargı denetimi çok güçlüdür ve hür medya, hür sivil toplum mekanizmaları üzerinden kamuoyu denetimi de çok güçlüdür gerçek demokrasilerde. Ama bizde zaten bunlar zayıftı. Yeni getirilen sistemle beraber tümüyle işlemez hale getirildi. Dolayısıyla kendisi denetime kapalı olan bir devletin cemaatler üzerinde bir denetleme gereğinden bahsedilmesi nasıl kabul edilebilir ki? Denetlenemeyen bir devlet cemaatleri denetleyecek. Hayır, yani bu da asla savunulamaz. Hele hele resmi ideolojinin kıskacında, pençesinde olan ve hala ondan kurtulamayan, çıkamayan bir devlet zihniyeti ve sisteminin cemaatleri denetlemesini savunmak söz konusu olamaz. Evvela devletin kendisi demokratikleşecek, şeffaflaşacak, denetimi açık hale gelecek. Ondan sonra belki bu tartışılabilir ama netice itibariyle yine üstadın aktarmış olduğumuz ifadelerinde görüldüğü üzere iman ve Kur'an hizmetleri hiçbir şekilde dünyevi muameleler gibi görülemez ve o tarzda dünyevi mekanizmaların, devlet ki bunların başındadır, denetimine alınamaz. Sırf Allah rızası için yapılan hizmetlerdir bunlar. Manevi hizmetlerdir, uhrevi hizmetlerdir. Dolayısıyla dünyevi kurumların denetimine sokulamaz. Ha, cemaatlerin işleyişinde, ilişkilerinde, iç düzenlerinde bir takım yolunda gitmeyen, yanlış görülen şeyler olabilir. Bunların denetlenmesi, takibi, düzeltilmesi cemaatlerin kendi içlerinde ve birbirleriyle olan ilişkilerinde ve müştereken oluşturacakları meclisler eliyle olur, istişareler eliyle olur. Bu denetim mekanizmalarının gene cemaatlerin kendi dinamikleriyle ve Kur'an sünnet esasları üzerinde sağlam, sıkı istişare mekanizmalarıyla ve denetim mekanizmalarıyla bu yolunda gitmeyen şeyler istişare meclislerine getirilir ve
bunların işletilme, uygulanma mekanizmaları da oluşturulur ve kendi dinamikleri içerisinde bunları çözerler. Devleti bu işe karıştırmak, işi daha da çıkmaz hale getirmekten başka bir netice vermez. Devletin cemaatlerden elini tamamen çekmesi ve bunun yanında cemaatlerin de devleti idare etmek gibi bir hevese asla kapılmamaları. Çözüm budur. Devlet cemaatlerden, cemaatte devlet, cemaatlerde devletten ellerini çekecekler. Cemaat mensuplarının vatandaş olma sıfatıyla ve onun gereği olarak devletin işleyişiyle ilgili fikirleri olabilir, eleştirileri olabilir, teklifleri olabilir. Siyaset yapabilirler kendi adlarına ama hiçbir zaman bir cemaatin cemaat kimliğiyle siyasi bir aktör olarak siyasi yarışın içine girmemesi lazım. Aynı şekilde devleti ele geçirmek, devlete hakim olmak gibi bir gündeminin de asla olmaması lazım. Yine bu mevzuda bir başka yorum daha gördüm. Orada üstadla ilgili ifadeler var. Onunla tamamlayalım. Şimdi diyor ki, o yorumun sahibi, Bediüzzaman Menderes'le buluşarak ve Risale-i Nur'u Diyanet'in de basmasını isteyerek hata etmiştir. Bu da gene mevzuyu çok iyi bilmemekten kaynaklanan bir yanlış yorum. Üstad Menderes'le hiçbir zaman buluşmamış, görüşmemiş ama Menderes'in iktidar olur olmaz milletin reyleriyle ezanı hürriyetine kavuşturması ve din üzerindeki, dini hayat üzerindeki, din özgürlükleri üzerindeki baskıları kaldırmaya yönelik adımlar atmış olması üstadın takdirini kazanmıştır. Ve bundan dolayı Üstad Menderes için İslam kahramanı tabirini kullanmıştır. Bunun yanında Menderes'e yazdığı mektuplarda, gönderdiği mesajlarda hukuk, adalet, suç ve cezanın şahsiliği, velatezirü vaziretin üzere okura ve İslam kardeşliği, hizmet, şefkat gibi esasları hatırlatan tavsiyelerde ikazlarda bulunmuştur. Ve bunu bir Kur'an müfessiri kimliğiyle asla bir siyaset konusu yapmadan bir irşat misyonu çerçevesinde yapmıştır. Ve burada yanlış olan hiçbir şey yok. Peki Diyanet'in Risale-i Nur'u basması konusundaki tavrı nedir üstadın? Orada da Diyanet gibi bir kurumun resmi ideolojinin kontrolünden çıkıp sivilleşmesi ve dini hayata özgür, özerk bir yapıyla hizmet etmesi sadece Türkiye'deki Müslümanların değil, bütün dünyadaki Müslümanların hizmetine koşan bir müessese haline gelebilmesi açısından Risale-i Nur Diyanet içinde bir fırsattır. Ve Risale-i Nur gibi Kur'an'ın bu asrın idrakine yorumunu sunan bir eserin Diyanet tarafından sahip çıkılıp neşredilmesi Diyanet'i de özgürleştirecektir. Ve Diyanet'in kontrolden, o resmi ideoloji cenderesinden çıkmasına hizmet edecektir, yardımcı olacaktır. Üstad böyle bakmıştır meseleye ve Diyanet için bir fırsat olarak bunu sunmuştur. Ama maalesef işte o günün şartlarında bu tahakkuk edememiş, çeşitli maniler çıkmış ve netice alınamayınca bu sefer üstad talebelerine kendimiz basalım demiştir ve o şekilde de basılmıştır. Ve yakın zamana kadar da öyle gelmiştir. Şimdi öyle de devam ediyor. Şimdi iktidarın ve devletin, siyasetin müdahalelerine açık bir zeminde Risale-i Nur neşriyatının Diyanet eliyle gündeme gelmiş olması, getirilmiş olmasına yol açacağı sakıncaları işte görüyoruz. Daha önceki o yayınımızda da bahsettik. Akgünüz'ün beyanlarını,
yorumladığımız yayında bir takım konjonktürel gerekçelerle Salih Nur'u işte ihtiyaç duydu, bastırdı bir kısmını. Sonra o ihtiyacın ortadan kalktığını gördüğü anda da dur dedi ve kalan risalelerinde basılmaması talimatı verdi iktidar. Onun için iktidara, siyasete, devlete bağımlı bir sisteme Risale-i Nur'un neşriyatını bağlamamak lazım. Tamamen özgür ve bağımsız bir zeminde, bağımsız bir platformda, bağımsız bir temelde bu hizmetin yürümesi lazım. Üstadın esas tercihi budur. Meseleyi böyle anlamak lazım. Evet, bu yayınımızda da bunları ifade ettik. Yorumlarınızı, sorularınızı, katkılarınızı, görüşlerinizi yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bu yayının altındaki veya sosyal medya hesaplarımıza mesaj olarak gönderebilirsiniz. Bir sonraki yayında buluşmak dileğiyle.